Şu meşhur indirimler sana her zaman uymayabilir Uzmanına güven Şahane Kasım'da Mediamarkt'a gel Önce sana en uygun ürünü bulalım Sonra evine teslim edelim Çeşit çeşit teknolojiyle Rengarenk Şahane Kasım'ın Mediamarkt'la tam zamanı Burger King'de çeşit çeşit lezzetli kahveler Tek fiyat Sadece 20 TL Hemen en yakın Burger King'e gel Sen de dene Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçını programından herkese merhaba. Avrupa'dan sonra tekrardan lige dönüyoruz. Fenerbahçe pazartesi günü kendi evinde Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlayacak. Son dönemin formda ekiplerinden diyebiliriz. Son 4 maçta da mağlubiyet görmedi Gaziantep FK ve biz de bu maçı konuşmak üzere çoğunlukla olduğumuz gibi sevgili Efe Kan Özener'le beraberiz. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Lige dönüyoruz. Yine Fenerbahçe formda ama Antep'te enteresan bir takım gerçekten. Seninle sohbet ederken maç önünde <laughs> çekmeden önce biraz kararsız kaldık Antep'le alakalı. Bir hatırlatmamız var onu yapalım ardından maçı konuşmaya başlayacağız. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi, içeceği bu işi çok iyi bilen Migros da sizlere ilk siparişinizi özel tam 100 lira indirim sağlıyor. Siz hiç maç keyfinizi bölmeden siparişlerinizi Migros hemenden verebilirsiniz. Hem de dakikalar içerisinde kapınızda ayrıca market fiyatlarıyla da aynı. Türkiye'nin en sevilen online marketi olan Migros hemen Migros uygulamasında diyelim. Sizlere İyi alışverişler. Ben de Efe'nin ilk sorusunu almak üzere kendisine dönüyorum. Aslında Girizgah yaptın. Pırak'tan İstanbul'a geri dönüyor Fenerbahçe ve biz de lige dönüyoruz. Gaziantep son 5 haftanın puan durumuna bakıldığında ligde 4. sırada. Fenerbahçe, Galatasaray, Rizespor, bu üçlünün ardından Antep'te Selçuk Hoca neyi değiştirdi ve neden işler yoluna girdi? Çok az toplu oynayan bir ekip ki aslında bu bana biraz garip geliyor Gaziantep'le alakalı çünkü bence Anadolu takımların ortalamasına baktığımızda yetenek kapasitesi aslında yüksek bir takım olduğunu söyleyebilirim. Maksim önderliğinde olabildiğince bu yaratıcılık performansını sergilemeye çalışıyorlar ama Sorescu mesela çok önemli bir oyuncu. Son maç 11'inde Halil Dervişoğlu'nu tercih ettiler. O kerekeyi kenardan getirdiler. E o Körek'e de gerçekten böyle garip, bela olabilecek bir oyuncu Gaziantep özelinde. İyi bir kadro yapılanması aslında. Selçuk Hoca da biraz geç açıldı. Tıpkı ligin bazı hocaları gibi. Bu yıl enteresan dolu takımları var ki kadro kalitelerine göre iyi işler yapmayıp ama sonradan herhalde hocalarıyla olan kimya oyduktan sonra yükselişe geçenler Antalya'dan sonra diğer sıraya da Gaziantep'i koyarım ama dediğim gibi bence kadro kaliteleri biraz daha yukarıda. Olabildiğince topa sahip olmak istemeyen bir ekip olduğunu söyledim. Daha fazla driplinklerle mesafe kat etmeye çalışan kısacası tipik bir Anadolu takımı aslında fakat topu almama konusunda biraz da katılar. Olabildiğince rakibin oynamasını savunmada karşılamayı ve ardından kilit paslarını maksime olabildiğince çabuk bir şekilde topu ulaştırıp hücumu şekillendirmeyi deneyen bir ekipten bahsediyoruz burada. Ve savunma anlayışlarını beğeniyorum. Bence iyi duran ekiplerden bir tanesi ligde. Ama gün sonunda kağıt üzeri baktığımda en son söyleyeceğimi baştan söylemem gerekirse Fenerbahçe'nin Kayseri spor mücadelesinde söylediğimi Antep karşısında da söyleyebilirim. Kadro kalitesine rağmen. Normal şartlarda iki takımı bir teraziye koyduğumda Fenerbahçe'nin iç sahada rahat geçmesi gerektiğini düşündüğüm bir mücadele olduğunu söylemem gerekiyor. Bu noktada Fenerbahçe aslında bıraktığın yerden geçersek kısa ve net bir soru sormak istiyorum. Ama tabii ki öncesinde bir şerh düşelim. Yine notu düşelim. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu ile konuştuğumuzda Çağlar'ın durumunun belirsiz olduğunu fakat Amrabat'la Mert Hakan'ın yetişmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu söyledi bu maç için. Bu bağlamda Mourinho'dan çok taze övgüsünü alan belki de yeni Ricardo Carvalho'su mu olacak? Samet, Mert Hakan, Oğuz üçlüsü ilk 11'de görülmüyor sence? Soruna cevap vermeden, Mert Hakan, Amrabat demişken benim bir şey söylemem gerekiyor. Tweet attım ama burada videoda da söylemek lazım. Son iki maç önü programında biraz şanssızlık yaşadık. Kayseri'de Sen Maksimen özelinde konuştuk. Kadroya alınmadı ve Oğuz Aydın oynadı. Sıla ve Pırak mücadelesinden önce Mert Hakan özelinde konuşmuştuk. Amrabat'a da biraz değinmiştik ve de yer almadılar. Özellikle deplasmanlarda bazen bizim dışımızda gelişen şeyler oluyor. Bizim yayın anlayışımızda mesela maç pazartesi akşamı, saat 8'de biz bu videoyu cumartesi günü öğlen saat 1 civarında çekiyoruz. Genelde rutinimiz maçtan 2 gün önce çekmek, kurgu, reji, kanaldaki diğer içerikler vesaire derken de maçtan 1 gün önceki öğlen ya da sabah programı yayınlıyoruz. Bu sebeple bazı oyuncu farklılıkları, eksikler, sakatlıklar, son maç idmanı vesaire buralarda problemler olabiliyor ama maalesef önüne geçebileceğimiz bir şey değil. Ana amacımız zaten oyunu anlatmak, takımların mentalitelerini anlatmak, oyuncular farklı ...gösterebilir ama mentaliteler bakidir <laughs> demek istedim. Hani bunu söylemem lazım çünkü boşa gitti içerik, x oyuncu yok falan... Yani ...çok bağlantılı değil. Olabildiğince farklı farklı anlatmaya çalışıyoruz. Sen 11'i açarken çok kısa ben de şu notu düşeyim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için. Bence çok sağlıklı bir not oldu bütün sezon geneli için. Ve o noktada da bilerek Yağız'ın ismini andım. O noktada da en güncel yani biz çekime girmeden önce en güncel, en sağlıklı bilgi neyse herhalde bu konuda da en güvenilir kaynak Yağız'dır. Onunla mutlaka konuşup teyitleşerek giriyoruz. Sonrasında olanlar maalesef kontrol dışı oluyor. Şimdi Fenerbahçe bugün başladı Gaziantep yani hazırlıklarına. iki tane antrenman üstü maça çıkacak. Şimdi belki de sabah idmanında bir şey oldu ve haber yok. Maalesef önüne geçemiyoruz. Yani bu arada maçta ısınmada da bir sakatlık olup çıkamayabilirler ama neyse. Çok uzatmayayım hani videonun süresinden de çalmayayım ama bu şeyi yapmak isterim. Son iki maçta ciddi şanssızlık yaşadık çünkü. Fenerbahçe'ye gelince Oğuz Aydın'ın ilk 11 e başlamasını beklemiyorum. Hani sen maksimenle devam eder iş gibi duruyor. O bir sakatlık sonucu olan bir şeydi ama en azından maç içerisinde bir Oğuz Aydın hamlesinin gelme ihtimali en azından iki hafta önceye göre çok daha yüksek bir hale almış durumda. Çünkü sen maksimenin genelde 70-75 civarı oyundan alındığını görüyorsunuz. Görüyoruz. İnanılmaz yüksek bir eforla oynuyor. Slavia maçında kaç tane şiddetli koşu, kaç tane top sürekli çıkmaya çalıştı sayamadım bile. Çok yoruldu. Ee, orada Oğuz Aydın olsaydı muhtemelen çoktan Slavia maçında oyuna girmişti. Kadroda olmadığı için ama tabii ki doğal olarak giremedi. Burada en azından Fenerbahçe'nin bu tarz e, sezonun ilerleyen dönemlerinde rotasyonunu genişletmesi, ilerleyen haftalara artı yazacağı bir kesin. Hani Samet Akaydın'dan belirli bir performans alıyorsun, Mert Hakan'dan belirli bir performans alıyorsun. Leventi dahi ilk kez sonra oyuna soktuğunu gördük Jose Mourinho'nu. Yusuf Akçiçeği Slavia Prag deplasmanında maçın en kritik yerinde bir anda sahaya attı Oğuz Aydın vesaire derken şu an bence Fenerbahçe kadrosunda Cengiz Ünder dışında herkes güvenilir bir tercih. Cengiz'i de görmediğim için tabii ki böyle bir şey söylemiyorum. Cenk'i de oyuna aldı. Cenk'i de oyuna aldı. Yani maçında gördün en azından. Sezon içerisinde birkaç maçta da aldı. 3 forvete döndü mesela Fenerbahçe bir ara. Lille maçında keza öyleydi. Bu uzun vade için pozitif bir durum. Hani Bence bir takımın muhtemel 11'i düzenli oynamalı. Evet ama hamleler, olası bir sakatlıkta oyuncular kendilerini ne kadar hazır tutuyorsa bu çok önemli. Her zaman şöyle bir vurgu yapıyoruz. Jose Mourinho'nun iletişimi ve oyuncuyu hazır tutması çok önemli bir mesele. Kariyerinde her zaman imza noktalarından bir tanesi oldu. Fenerbahçe'de durum çok farklı değil. Oyuncu grubunu her daim hazır tuttuğu bir gerçek. Oyuncular da açıklamalara baktığımız özellikle Samet'in Slavia maçından sonra yaptığına. Oje'ye duyulan saygı eşittir. Kendilerini her fırsatta hazır tutmak. İşte İrfan hastalanıyor ama deplasmana gitmek istiyor. Maç bitiyor hemen orada Samet'e sarılıyor. Oğuz Aydın'dan tak hemen bir anda maçı hazırlığını koyup oynatabiliyor gibi gibi. Birçok şey var. Bu maçlara Samet'in Çağlar'ın sakatlığını sürdüğü senaryoda takımla çalışmalara başladı ama hani belki oynamaz yüksek ihtimal. Bekayu da yani Samet'in gerisinde mi tutuyor acaba diye düşünüyorum. Bir yandan da maç son açıklamasında ceza vesaire olduğundan dolayı ikisi beraber oynayacak diye oynattım. Alışmalar için birbirine demişti. Ama sanki Samet ve Ciku'yu bu maçta da bozmaz gibi duruyor kağıt üzerinde. Filip Kost için sol bekke, Brightosay Samuel'in de sağ bekte devam etmesini bekliyorum. O Osay Samuel için çok zor bir silah maçı oldu. Elhadji Diouf, Malik Diouf gerçekten en az Osayi kadar adlet bir oyuncuydu ama Osayi listesinden geldi diyebiliriz. Sen de tabii gülüyorsun Osayi'o <gülüyor> için. ama Fenerbahçe'nin Gaziantep karşısında gayet diri bir şekilde yine 2 3 farklı oyuncu değişikliğiyle yer almasını bekliyor. Kritik bir nokta daha. İsmail belki de bu sezon ilk kez Amrabat geldikten sonra ben buradayım dedi ve bunu aslında kendine de hatırlatmış oldu. O noktada tercihi ne olur sence? Amrabat olur muhtemelen. Amrabat hani çok büyük bir sağlık problemi devam etmiyorsa eğer muhtemelen oyuncaktır. İstatistik olarak baktığında İsmail Yüksek sahanın en çok mücadelen oyuncusuydu. Bu arada görüntü anlamında da öyleydi ama İsmail'in eleştirildiği konu şahsen maç sonunda da eleştirdiğimiz konu hala çok pozisyon kaybetmesi ve topla çok oynaması. Yani çok müsait anlarda aslında Amrabat onun için iyi bir şey örnek o topu kullanma becerisi anlamında çünkü şu bir gerçek İsmail Amrabat'a göre çok daha atlet İsmail çok daha atik ve çevik ve İsmail aslında böyle tak diye müdahale anlamında o zamanlamayı çoğu zaman iyi yapabilen bir isim. Fakat bu oyununa topla oynamayı da kattığında çıkacağı seviyeyi kendisini düşünmesi lazım. İnanılmaz bir oyuncuya dönüşecek. Güvenli topu kullanmak Amrabat'tan sonra sırıtıyor. Tek konu bu. Ama kendisinin de Amrabat bu takımda bana kolay kolay forma şansı gelmez diye bence küsmemesi gerekiyor. İsmail çok önemli ve çok değerli bir oyuncu. Son iki sezonun yıldızlarından bir tanesi. Müthiş bir performans gösterdi. Fenerbahçe'de 6 numara oynamak en zor işlerden biri. Son 20 senede beğenilen 6 numara sayısı bir elin parmağını geçmez çünkü. Bu anlamda İsmail'in de toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani üzerine koyarak gitmeli. Amrabat'la bu formayı paylaşma hissiyatında olmalı. Ve Amrabat'ı bence her an örnek alması gerektiğini düşünüyorum İsmail Yüksek özelinde. İstersen konuşmaya devam etmeden önce ikinci hatırlatmamızı da yapalım. Tabii ki. Sponsorumuz Gedik Yatırım'a teşekkür edelim. Spor olan desteğini her fırsatta gösteren Gedik Yatırım Futbol severlere bir hediyeyle geliyor. Atletik Bilbao ve Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçlarında Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynanacak bu maçlarda taraftarlara bilet hediye ediyor. Siz de bu heyecana ortak olmak için Gedik Yatırım'ın yaptığı bu kampanyaya katılabilirsiniz. Efe sen de o katılacak isimlerden biri olabilirsin. Çünkü ciddi bir bilet kampanyası bu. Evet, sayı çok yüksek. O kısma da geleceğiz. Biz biliyorsun stüdyoda da olduğumuz için maalesef istediğimiz kadar gidemiyoruz evet. ama bence bu videoyu izleyenleri bayağı heyecanlandıracak bir konu. Aslında Gedik Yatırım kampanyalarını artık aşinalar, maç önü izleyicileri. Fakat tekrar nasıl bu şansı elde edebilirler bir hatırlatabilir misin? Tabii ki aslında çok kolay bir şekilde hesap açabiliyorsunuz. Gedik Yatırım mobil uygulamasında istediğiniz yerde şu an hangi durumda olursanız olun siz de Gedik Yatırım hesabınızı kolayca açarak bu kampanyaya katılmaya hak kazanabilirsiniz. Peki Net kaç bilet? Bu. Tam 23 bilet var bu sefer. Bir de maçlar çok iyi ya Atletik Bilbao. Nico Williams izlemek isteyenler <laughs> bu kampanyaya katılabilirler. Williams kardeşler de Atletik Bilbao mücadelesine sahada olacaklar. Siz değerli izleyicilerimize de söylemiş olalım. Videonun altında bulunan linkten Gedik Yatırım'ın kampanyasına da bir göz atabilirsiniz. E ardından da az önce anlattığım gibi kolayca da bu kampanyaya katılabilirsiniz. Tekrardan Gedik Yatırım'a teşekkür ediyoruz ve Gaziantep maçını konuşmaya devam ediyoruz. Gerçekten dediğin gibi iki çok iyi maç. Fenerbahçe zorlu bir fikstürde fakat şu anlık iyi gidiyor. Hemen son kısma geçerken şöyle sormak istiyorum sana. Belli isimlerden bahsettik ama isimlerin de ötesinde Fenerbahçe'deki en somut ve sağlıklı değişim aslında. Mantalite ve biraz lige yaklaşım değişmiş gibi gözüküyor Mourinho'da. Sivas'ta ayrı bir plan, Kayseri'de ayrı bir plan ama aynı özde daha özgüvenli bir plan gördük. Peki en başta bahsettiğin Gaziantep'i de düşündüğümüzde Mourinho'dan ve takımdan nasıl bir mantaliteyle sahaya çıkmalarını bekliyorsun? Yani Fenerbahçe için en kilit nokta son dönemde değişen şey topun hızı inanılmaz artmış vaziyette. Fenerbahçe çok hızlı hücuma çıkıyor. Bu biraz Sen Maksimen'in de getirdiği rahatlık. Keza Kayseri'de Oğuz Aydın'ın getirdiği rahatlık. Sezon başından beri hep özellikle kadro mühendisliği programlarında söylediğimiz şey Fenerbahçe'nin uzun yıllardır bu tarz bir oyuncuyu hani net anlamda istikrarlı olarak kullanamamasıydı. Tabi arada bir geri Rodriguez'ler falan oldu böyle çok toplu hızlı oyuncular ama hiç istenilen katkıyı veremediler ve bu kadar kaliteli değillerdi. Oğuz ve Sen Maksimen burada önemli. Bir de topu hızlandırma deyince sağ kenarda duşan Taliç gibi bir makine olunca Fenerbahçe topun hızını da hem oyuncu kişi bazlı hem de topun olarak rahatlıkla iki türlü de bu hızı arttırabiliyor. Bu çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun yapısında da dediğim gibi bu fiziksel oyuncular aslında mesela Jadon Osterwold e sakatlanmasa oyun içinde Maximen Osterbolde, olsay gibi 3 tane çabuk oyuncu Amrabat, Fred, Tadic gibi topu hızlandıran oyuncular olduğunda hakikaten oyun yapısı da çok güçlü bir hal alıyor. Fakat özellikle Kayseri Spor maçında daha önemli olan konuysa bu topu hızlandırmak için sahanın merkezine kayan hangi oyuncu olursa olsun onun arkasını tekrardan bir takım arkadaşının doldurmasıydı. Mesela son dönemde Şimanski biraz da forveti ikilerken Tadic'in Şimanski'nin boşalttığı alanlara girdiğini görüyoruz. Ve burada şöyle bir şey oluyor. Mert Hakan da keza aynı şekilde. Buraya gösterdikleri bir koşunun ardından Tadic'in kaymasıyla onun arkasına gittiklerini ve Amrabat Fred'den de bu Boş alana giden oyuncuyu beslediklerini gözlemliyoruz. Yani oyun içerisindeki hareketlilik, her maç önünde vurgulamaya çalıştığımız konu hem ceza sahası içindeki hareketlilik hem hücumda oyunu geriden kurarken oyuncuların boş alanlara doğru kat etmesi, yerinde beklememesi Fenerbahçe'nin oyunu hızlandıran bir diğer nokta. Mert Hakan forma şansı bulduğu son iki maçta mükemmel yaptı. Yani Tadiç ile inanılmaz uyumluydu. Amrabat zaten bu konuda çok çok iyi. 6 numaradan 3 kişinin olduğu bir hattı kıran paslar atabiliyor. Şimdi bu Söyleyeceğimi eleştirde gelebilir ama ben de mükemmel oynadığını düşünmesem de lütfen Samet'in son iki maçta oynadığında oyun kurulumunda nasıl kullanıldığına bir bakmalarını rica ediyorum. Dediğim gibi çok üst düzey bir performans sergilemiyor bence. Fenerbahçe rotasyonunda 3 stoper'in bence daha önde olması gerekiyor Samet'e göre ama Samet özgüvenli bir adam. Hani topu böyle ayağında tutup rahat kontrol edip öyle oyun kurma konusunda istekli. Mesela Bekao bu kadar istekli değil ya da Çağlar bu konuda daha çekingen. Boşa kaçan oyuncu o pası atmıyor. Ama Samet özellikle Kayseri Spor maçında lütfen hat kıran kaç tane pas attığına bakmalarını rica ediyorum. Belki de Jose Mourinho bu anlamda Samet'i kullanmaya başladı. Bunu bilemeyiz. Anca hocaya sorarak fark edebiliriz. Ki soruldu. Çok iyi çalıştığını, Taktiğe iyi uyum sağladığını vesaire söylüyor. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Ciku ve Çağlar'a göre havadan gelen toplarda daha önde olduğunu dolayı da tercih ediliyor. Çağlar ve Ciku normale kıyasla biraz daha kısa stoperler. Örneğin Hori gibi bir oyuncu olduğunda Slavia'da ikinci yarı Samet'i üstüne verdi Jose Mourinho. Hemen etkinliğini azalttı ama Ciku ile ne zaman eşleşse Hori havadan gelen her şeyi vurdu neredeyse. Bu anlamda Fenerbahçe'nin tepeden tırnağa pas oyununa kabiliyeti olan oyuncuları tercih ettikten sonra oyununun yükselmesi ve hareketliliği arttırdıktan sonra oyununun yükselmesi bir tesadüf değil. Bu anlayışın gitgide belirginleşmesi, oyuncu grubunun buna adapte olabilmesi ki aslında geçen yıl zaten bunu çok iyi yapıyordu takım ama Jose Mourinho'nun biraz daha pragmatik baktığı konuyu tersine doğru işlemeye çalışması Fenerbahçe'yi daha iyi bir takım haline büründürdü ve şöyle bir gerçek var. Ligin ilk işte 6-7 haftasında Fenerbahçe taraftarı maç başladığında ya biz bu maçı kesin kazanırız hissiyatından uzaktı. Bunu kabul etmek lazım. Hani her an acaba bir şey olabilir mi diyordu. Ama normal bir Fenerbahçe'de son birkaç hafta olan Fenerbahçe'de bence böyle bir hissiyat yok. Fenerbahçe bir şekilde golü bulacak ve rahatlıkla skora gidecek ya da az pozisyon verecek, hızlı hücumu çok iyi kurgulayacak gibi gibi birçok şey görebiliyorsun. Bu anlamda Fenerbahçe'de sezon başından beri söylediğimiz konunun son dönemde olması gayet pozitiftir ve artık olması gereken ana konuda birincisi boyunun istikrarlı bir hal almasıdır. Fenerbahçe'nin rakibine göre değil, rakibin Fenerbahçe'ye göre oynamaya başlaması Fenerbahçe için daha önemli bir konudur. Üçüncüsü bu takım şampiyonluk yarışını devam ettirdiği her an boyun üzerine biraz daha koyabilmek için devre arası ya yapacağı takviyeleri tamamen oyununa göre ve Fenerbahçe'nin menfaatlerine göre yapmak durumundadır. Hala transfer dönemine çok olduğunu biliyorum ama bu oyunun bir üst level'a daha çıkabilmesi için bir söylemden bahsediyorum. Bu sebeple mesela Jose Mourinho'nun bir sol stoper istemesi bana hiç tesadüf gelmiyor oyun kurulumu anlamında. Bu sebeple de Fenerbahçe şu an ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesi. En az gol yiyen iki takımından bir tanesi. Şu an tablo gayet yerinde. Bir ay önce bu düşünülmüyordu bence. Biraz yavaş açıldı takım ne kadar istikrarlı olur ana belirleyici olan nokta kesinlikle bu olacak. Fenerbahçe Kasım'da takım oldu diyebiliriz bence. Aynen öyle. Gaziantep tarafında da tabii ki şöyle bir şey var. Onu da eklemek istedim aklıma gelmişken. Aslında Fenerbahçe'nin dezavantajlarına göre oynayabilecek de bir ekip. Ne söylemek istiyorum? Bütün verilerde ligin orta sırasında Gaziantep. Hani ne etliye ne karışmayan bir takım görüntüsü veriyor ama 2 üç tane dikkat edilmesi gereken oyuncu var. Zaten Maxim artık senelerdir biliyoruz. Ligin en çok kilit pas veren 5. oyuncusu. Bu zaten hücumların kendisi üzerinden ne kadar şekillendiğinin bir göstergesi. Aynı zamanda ben kullandığı zaman duran topları da etkili kullandığını düşünüyorum ki bir Anadolu takımı için bulunmaz nimet de duran toplardır. Şöyle de eklemek lazım. Normal ana stoper ikilisini son maçta kullanamadı. Çünkü bir Bruno Viena'nın kart cezası vardı. Saboriti de sakatlığına ötürü kullanamadı. Bu maçta Bruno Viena cezası devam ediyor ama favori ne durumda bilmiyorum. Arda Kızıldağ ve Ertuğrul Ersoy. Ana stoper ikilisi. Son maçta böyle oynadılar. Bu Nesiri ve Ceko için bence bir maden. Bu ikili eğer oynayacaksa. Saborit denkleme dahil olursa biraz daha zorluk seviyesi yükselebilir. Ama aynı zamanda bu ekip duran toplarda da bence yüksek kalırsa eğer tehlike yaratabilecek bir takım. İyi duran top kullanıcıları var çünkü. Aynı zamanda merkeze sürekli sertlik katan bir Badu Endia'ya var. Badu'nun en kötü hali bile bu ligde iş yapar. Çok açık ve çünkü her zaman çok eforlu ve inanılmaz Güçlü bir oyuncu. Artı Fenerbahçe savunmayı çok önde kurduğu zaman dikkat etmesi gereken bir konu var ki o da Kozlovski'nin driplinkleri. O da ligde en başarılı driplink yapan oyuncular arasında yer alıyor. Merkezden delici olan her oyuncu Fenerbahçe için potansiyel bir tehlike. Çünkü Fred ve Amrabat toplu oyunda biraz daha önde konumlanıyorlar ve arkada stoperler daha çekingen kalıp takım oyunu kısaltmadığında Fenerbahçe'nin hep bir havuz bıraktığından bahsediyoruz. Bu kenar oyuncularının değil ama merkezde dripling yapmayı seven oyuncuların da kullanabileceği bölgeler. Sorescu ve Maxim hücumda ana skor potansiyeli, asist potansiyeli ya da gol potansiyeli olarak dikkat edilmesi gereken oyuncular. Kozlovski de dripling anlamında dikkat edilmesi gereken oyuncular ve Bakata'nın da kademesinin arkasına özellikle dikkat edilmeli ve Fenerbahçe'nin orayı bol bol kullanması gerektiğini düşünüyorum. Kart potansiyeli yüksek olan bir takım çünkü Gaziantep ne kadar birebir anlamda Fenerbahçe zorlarsa hem kendisi için duran top şansı hem de rakibin eksik kalma ihtimali için de yine Fenerbahçe'nin bir şansı olacağını düşünüyorum. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Efe. Çok teşekkür ederim. Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maç önü programının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hatta maç sonu canlı yayında. Görüşmek üzere. Sports YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.